Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 18. üniteye geldik bugün. Eee mübteda'nın sıfatlı kullanımı konusuna geldik. Şimdi konuya geçmeden önce dersin girişinde dünkü dersle ilgili bir hatırlatma yapmış. Biz de bir önceki dersimizi hatırlayalım demiştik ki herhangi bir kelimeyi nasıl sorusuna cevap verecek şekilde niteliyorsak buna sıfat tamlaması diyoruz. İşte uzun adam, kısa çocuk, işte kırmızı elbise gibi yani elbise dediğimde nasıl? kırmızı elbise. Ağaç dediğimde nasıl? işte uzun ağaç. adam dediğimde nasıl? kısa adam gibi. E Bu sıfat tamlaması diyoruz. E, nitelik bildiren kelimeyi sıfat diye isimlendiriyoruz. Neyi nitelemişsek, niteleneni ise mevsuf diye isimlendiriyoruz. Yani nitelenen, mevsuf olan diye isimlendiriyoruz. Bu tamlama yapısını kurarken bir hatırlatmada bulunmuştuk. Demiştik ki Türkçe'de biz önce e, sıfatı söyleriz, sonra mevsufu söyleriz. Yani önce niteleyeni söyleriz, sonra niteleneni söyleriz. Ama Arapça'da tam tersidir. Önce mevsufu söyleriz, sonra sıfatı söyleriz dedik. Bir de bir şey daha gördük. Dedik ki sıfat ile mevsuf arasında mutlak bir uyum olmak zorundadır. Marifelik ve nekirelik açısından, müzekkerlik ve müenneslik açısından, azlık ve çokluk açısından, bir de irap yani hareke yönünden aralarında mutlak bir uyum olması lazım dedik. Bir de ben şöyle bir şey eklemiştim. İşte o burada işinize yarayacak şimdi sizin. Demiştik ki sıfatın hiçbir hükmü yoktur. Sıfat tabidir. Asıl olan nedir? Asıl olan mevsuftur. Yani cümle içerisindeki konumuna göre, yapısına göre irabı değişen her zaman mevsuf olan kelimedir. Sıfat ise hükümsüzdür. Neden? Çünkü sıfat mevsufat tabidir. Yani mevsuf neyse sıfat da ona uymak zorundadır dedik. Bir de bunu hatırlattık. Şimdi bize bu dersimizde şunu anlatacak. Mübteda ve haber cümlesinde müptedanın sıfat alması. Mübteda ve haber cümlesinde müptedanın sıfat alması. Başka bir ifadeyle Mübteda ile haberin arasına sıfatın girmesi. Mübteda ile haberin arasına mübtedanın sıfatının girmesi. Mesela burada bize bir örnek vermiş. Dikkat edin örneğe. Sayfa 137. Et talibul müştehidu. Çalışkan öğrenci. Nacihun. Başarılıdır. Çalışkan öğrenci. Başarılıdır. Şimdi ben bunu nasıl irap edeceğim? Şöyle irap edeceğim. Et talibu mübtedadır. Merfudur. Ref alameti de dammedir et bu öğrenci. Nasıl öğrenci? el muctehidu çalışkan öğrenci. Bak bu bir sıfattır. Sıfat olması hasebiyle de bir, et bu marifedir, o da marifedir. Başında eliflam vardır. et bu müzekkerdir, o da müzekkerdir. Sonunda tay marbuta yoktur. et bu müfrettir, bir kişiye derlet eder. el da müfrettir et talibu mübteda olduğu için merfudur. Ref alameti dammedir. El da merfudur. Onun da ref alameti aynı şekilde dammedir. Et talibul müştehidu çalışkan öğrenci. Bakın cümle bitmedi henüz. Mübteda ve haber cümlesinde ölçümüz neydi? Sonuna nokta koyabiliyorsak o haberdi. Yargı bildiriyorsak, hüküm bildiriyorsak, dır diyebiliyorsak o haberdi. Ama sıfatta bunu yapamıyoruz. Et talibul müştehidu. Çalışkan öğrenci. E çalışkan öğrenciye ne olmuş? nâcihun başarılıdır. E nâcihun haberdir, merfudur. Raf alameti raf alameti dammed. Şimdi diyeceksiniz ki doğal olarak peki biz bu sıfat ile haberi birbirinden nasıl ayıracağız? Biz sıfat ile haberi birbirinden nasıl ayıracağız? Herhangi bir cümlede karşımıza çıktığında sıfat ile haberi birbirinden nasıl ayıracağız? Birincisi hatırlarsanız biz demiştik ki mübteda genel itibariyle marifedir. Çünkü kendisinden konuşulan, özne olan şeyin belirli olması lazım, bilinen bir şey olması lazım. Haliyle müpteda marifedir. Ve demişti ki haber de genelde nekiredir. Haber de genelde nekiredir. Niye biliyor musun? Sıfatla haber birbirinden ayrılsın diye. Ta ki insanlar sıfat ile haberi birbirlerine karıştırmasınlar diye. Yani illetlerden bir tanesi bu. Araplar müptedanın marife haberin nekire olmasına genellikle bir böyle bir kural koymuşlar. Çünkü müpteda marife olacağı için mübtedanın alacağı sıfat da marife olacaktır. Mübteda marife olduğu için mübtedanın alacağı sıfat da marife olacaktır. Oysa haber nedir? Haber nekiradır. Haber e, nekiradır. Bu şekilde birbirinden ayırabiliriz. Bu birincisi, ikincisi anlam yönünden de irap yaparken söyledim. Dedik ki, e, müpteda sıfat tamlamasında cümle bitmez. Et-talibul müştehidu çalışkan öğrenci. E bir sonuç yok elimizde. Bir yargı, bir hüküm yok. Nacihun başarılıdır dediğim zaman burada artık elimde bir yargı var. Elimde bir hüküm hüküm var demektir. Evet bir tane daha yapalım isterseniz. Sayfa 138'i açın. El-Muderrisu öğretmen. Nasıl öğretmen? El cedidu yeni öğretmen. Nedir bu yeni öğretmen? Yeni öğretmen hakkındaki hükmümüz, yargımız ne? Fâşilun. Başarısızdır. El müderrisu tekrar ediyorum öğretmen. Nasıl öğretmen? Bu bana sıfatı verecek. Cedidu yeni öğretmen. Nedir? Bu da bana haberi verecek. Hükmü bildirecek. Fâşilun. Başarısızdır. El müderrisu mübtedadır. Merfudur. Raf alameti dammedir. El cedidu sıfattır. Merfudur. Raf alameti dammedir. Ee, fâşilun. Haberdir, merfudur, rafa alameti Şimdi burada sıfat ile haberi birbirinden nasıl ayırdım? El müderrisul cedidu dediğim zaman müderris müpteda olduğu için onun sıfatı olan yeni de aynı şekilde marif marifedir. Faşulun ise haber olduğu için nekiredir. Ayrıca ikinci olarak da şöyle ayırdım. El müderrisul cedidu da cümle tamamlanmadı. Ee, yeni öğretmen. E ne olmuş yeni öğretmene? Faşirun başarısızdır demiş. Sayfa 138'den bir örnek. Bir de müfret müennes olarak bir örnek vermiş. İsterseniz onu da yapalım bir tane örnek. Demiş ki birinci örneği okuyorum. El medrasetun nazifetu tayyibetun. Temiz okul iyidir demiş. Temiz okul iyidir. Tayyip kelimesi Arapçada tayyip tayyibe kelimesi <laughs> Bütün güzellikler ve hoşluklar için kullanılabilen kelimelerden. Yani bir kokunun güzelliğine, bir ortamın güzelliğine, bir insanın güzelliğine, bütün güzellikler için kullanılabilecek olan ahlak güzelliğine, somut ve soyut güzelliklere, yani bunlara cami isimler e, diyoruz. Birçok şeyde kullanılabiliyor bunlar. El medresetun nazifetu, temiz olan medrese. Yani tayyibetun, burada iyidir demiş. Yani hoştur, güzeldir e, gibi, iyidir anlamında da düşünebilirsiniz. El medresetu kelimesi müktedadır, merfudur, raf alameti dammedir. En nazifetu onun sıfatıdır. O da merfu bir kelimenin sıfatı olduğu için o da merfudur. Raf alameti dammedir. Tayibetun haberdir, merfudur. Raf alameti dammedir. El medresetu kelimesi mevsuf olduğu için onun sıfatı olan en nazifetu kelimesi de her yönden ona uyumludur. Marifedir, marifedir müennes'tir o da müennes'tir. Müfrettir o da müfrettir. Merfudur o da merfudur. Dikkat ederseniz bütün yönlerden mevsufuna uymuş. Tayyibetun da onların haberidir e, dedik. Bir örnek de e, tesniye müzekkerden örnek vermiş. Sayfa 140. birinci örneği okuyorum. El miftahani, es sagirani, iki küçük Anahtar mefkudani kayıptır. El miftahanis iki küçük anahtar mefkudani kayıptır. El miftahani iki anahtar bu mübtedadır. Mübteda her zaman merfudur. Daha önce de söylemiştik. Burada ref alameti nedir? Eliftir. Çünkü tesniye olan kelimeler elif ile merfu olurlar. İki anahtar. Nasıl iki anahtar? Neymiş bu anahtarların sıfatı? Es iki küçük anahtar. Sıfattır. Merfu bir kelimenin sıfatı olduğu için o da merfudur. Onun da ref alameti yine eliftir. E ne olmuş bu iki küçük anahtara? Mef'udani kayıptır. Bu da hüküm bildiren kısım. Bu da haberdir. Bu da merfudur. Bunun da ref alameti eliftir. Çünkü bu tesniyedir. Şimdi burada dikkat ederseniz mevsuf yani mübteda tesniye olduğu için es de tesniye olarak gelmiş. Çünkü sıfat mevsufuna her halükarda tabidir. Aynı şekilde haber olan mefkudani bu da tesniye olarak gelmiş. Niye? Çünkü haber ile mübteda arasında azlık çokluk uyumu vardır. Müfretse müfret, tesniye ne tesniye, cemi ise cemi. daha önce zaten bunu görmüştük. Müennes tesniyeye örnek vermiş. Sayfa 141'in birinci örneğini okuyorum. El vardetani el cemiletani maktufetani. İki tane güzel gül koparılmıştır. İki güzel gül koparılmıştır. El verdetani verdetun kelimesinin tesniyesi. Verdetun bir gül, verdetani iki tane gül. El verdetani iki tane gül. Nasıl iki tane gül? Cemiletani. Güzel olan iki tane gül. Ne olmuş bu güzel olan iki tane güle? Hükmümüz ne bu konuda? Mektufetani koparılmıştır. Hükümde bu. El verdetani mübtedadır, merfudur, Raf alameti eliftir çünkü tesniyedir. Cemileteni sıfattır. Merfu olan bir kelimenin sıfatı olduğu için o da merfudur. Onun da ref alameti eliftir çünkü o da tesniyedir. Maktufetani hüküm ve yargı bildirdiği için haberdir. Merfudur. Ref alameti eliftir çünkü o da tesniyedir. Dedik. Burada ne dikkatimizi çekecek? Mevsuf olan mübteda yani verdetani tesniye müennes olduğu için onun sıfatı olan cemil etani de tesniye ve müennes olarak gelmiş. Aynı şekilde mübteda ile haber arasında uyum olmak zorunda olduğu için haber de yine tesniye ve müennes olarak gelmiş mübteda ile uyumlu olarak. Evet burada bir de demiş ki akıllı cemi müzekker mübtedanın sıfatı. Akıllı cemî müzekker mübtedanın sıfatı. E, cemil, akıllı ve akılsız diye ayırmasının nedenini daha önce görmüştük. Çünkü demiştik ki akılsız olan cemiler müfret müennes olarak kabul edildikleri için onların sıfatları haberleri biraz farklı geliyorlar demiştik. Ee, şimdi diyor ki El mudirun el adilun muhlisun. Adil müdürler samimidir, dürüsttür. Adil müdürler samimidir, dürüsttür. El mudirune müdürler. Nasıl müdürler? Adilun sıfat. Adil olan müdürler. Neymiş adil olan müdürler? Yargımız ney? muhlisune samimidirler, dürüsttürler. El mudirune mübtedadır. Merfudur. Ref alameti vavdır. Çünkü cem-i müzekeri salimdir. Cem-i müzekeri salimler vav ile merfu olurlar. Nasıl müdürler? Adilune, adil müdürler. Bu da sıfattır. Sıfat her konuda mevsufuna tabi olduğu için bu da merfudur. Ref alameti vavdır. Çünkü o da cem-i müzekeri salimdir. E ne olmuş bu adil müdürlere? Muhlisune, dürüsttürler, samimidirler, bu da haberdir, bu da merfudur, bunun da ref alameti vardır. Neye dikkat edeceğiz burada? Mevsuf olan mübteda merfu olunca onun sıfatı olan adilune de merfu oldu. Aynı şekilde o cem-i müzekker olunca onun sıfatı da cem-i müzekker olarak geldi. Muhlisune de haber. O da mübteda ile haber arasında uyum olduğu için bu mudirune de yine aynı şekilde e, muhlisune de ona uygun olarak cem-i salim olarak geldi. Akıllı cemi müennes müptedaya örnek vermiş bir de. Sayfa 143 birinci örneği okuyorum. Ya da ikinci örneği okuyayım. Birinci örnekle kelimeler aynı çünkü. El mumerridatun neşitatu mubekkiratun. El mumerridatu hemşireler. Mumerridatun hemşire. Mumerridatu onun çoğulu. Hemşireler, bayan hemşireler. En neşitatu çalışkan, gayretli, canlı, aktif. Söylemiştim neşit kelimesi bütün bu anlamları ifade ediyor. Neşitat da neşit kelimesinin çoğulu. El mümerridatun neşitatu gayretli çalışan hemşireler. Mubekkiratun erkencidirler. Mubekkir erken iş yapan insan demek. Erkenci insan demek. Mubekkiratun da onun çoğulu erkencilerdir ve erkencidirler diyebiliriz. El mumerridatu mübtedadır, Merfudur. Raf alameti dammedir. Hemşireler nasıl hemşireler? el neşitatu gayretli hemşireler. Ne olmuş bu gayretli hemşirelere? Mubekkeratun erkencidirler. Mübteda merfu alameti dammedir. Ee, onun sıfatı da mevsuf, cemi, müennesi, salim olup akıllı varlıklara derlet ettiği için onun sıfatı da yine cemi, müennesi, salim olarak gelmiş. Mubekkeratun da haber, haber ile mübteda arasında uyum olduğu için haber de yine aynı şekilde cemi, müennesi, salim olarak vaki olmuştur. Şimdi bir de 19. ünitemiz var. Ee, ablalar, abiler. Bu 19. üniteyi de burada ayrı bir konu olarak bize anlatmış ama bu zaten bizim gördüğümüz e, hakkında konuştuğumuz bir konu. O da şuydu hatırlarsanız. Biz demiştik ki cemiler iki kısma ayrılır. Akıllı varlıklara delalet eden cemiler ile akılsız varlıklara delalet eden cemiler olmak üzere iki kısma ayrılır demiştik. Akıllı varlıklara delalet eden cemiler ile akılsız varlıklara delalet eden cemiler. Akıllı varlıklara delalet eden cemileri Araplar çoğul olarak kabul ediyorlardı. Çoğul olarak kabul ettikleri için uyum gereken yerlerde uyumlu olması gereken kelimeyi de cemi olarak getiriyorlardı. Mesela ne gibi mübteda haber gibi? Ne gibi sıfat mevsuf gibi? Bunların arasında uyum olduğu için böyle getiriyorlardı. Fakat akılsız bir varlığa delalet eden çoğul, Araplar bunu ne kabul ediyorlar? Müfret müennes olarak kabul ediyorlar. Müfret ve hükümde yani müfret müennes olarak kabul ediyorlar. Haliyle uyumlu bir kelimeyle yan yana geldiğinde bir tamlama, sıfat tamlaması, müpteda haber gibi bir cümle kurulduğu zaman buna uyumlu olacak olan kelimeyi de müfret ve müennes olarak getiriyorlardı. Bu da bizim konumuz. Yani eğer bizim e, akılsız bir çoğula derlet ediyorsa haberi müfret müennes geldiği gibi sıfatı da aynı şekilde müfret müennes olarak gelir. E, örnek mesela diyor ki sayfa 146'ya bakın. En alttaki örneği okuyorum. El ebwabul kadimetu eski kapılar mesbugatun boyalıdır. Mesbugatun boyalıdır. Bu sibga kelimesini Bakara suresinden hafız olan kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Sıbgat Allah, Allah'ın boyası. Bu mesbuğ da onun ismi mef'ul hali. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan kelimelerden bir tanesi. El-Ebvabu, bab kelimesinin çoğulu, kapılar. El-Ebvabu, bab kelimesinin çoğulu. Nasıl kapılar? Kapıların sıfatı ne? El-Kadimetu, eski olan kapılar. Ne olmuş eski kapılara? Hükümümüz ne? Mesbuğatun, boyalıdır. Şimdi burada dikkat ederseniz Ebuab kelimesi cemidir, cemi teksirdir. Ancak akılsız varlıklara derlet ettiği için hükümde bunu ne olarak kabul ediyoruz? Müfret müennes olarak kabul ediyoruz. Eski kapı dediğimde haliyle ben e, el kadimetu müfret müennes bir kelimeyle onu e, sıfatlıyorum. El kadimetu ne olmuş? Mesbugatun boyalıdır dediğimde yine haberi de müfret müennes olarak getirdim. Sebep? Çünkü ebvab akılsız bir cemi olduğu için. El ebvabı müptedadır, merfudur, ref alameti dammedir. El kadimetu sıfattır, merfudur. Onun da ref alameti dammedir. Şayet sorulsa niye sıfat ile mevsuf arasında uyum yok? Çünkü eee mevsuf akılsız varlıklara delalet eden bir cemi olduğu için aralarında uyum yok diyeceğiz. Mesbuhatun da haberdir, merfudur. Onun da teraf alameti ref alameti dammedir demiş. Başka örnekler de vermiş burada bize. Mesela hemen bir tanesine bakalım. El kutubul arabiyyetu mufidetun. Sayfa 147 birinci örnek. El kutubul arabiyyetu mufidetun. El kutubu kitaplar. Nasıl kitaplar? El arabiyyetu Arapça kitaplar. Ne olmuş bu Arapça kitaplara? Hükmümüz ne? Mufidetun. Faydalıdır. Demişiz. El kutubu mübtedadır. Merfudur. Raf alameti dammedir. Ancak kitap cemi teksirdir. Ve delalet etmiş olduğu anlam, akılsız bir varlık olduğu için onu hükümden müfret müennes olarak kabul ediyoruz. Halile sıfat el arabiyyetu. Müfret müennes bir sıfat getirmişiz. Arapça e, kitaplar demişiz. O da merfudur. Onun da ref alameti yine dammedir. Sıfat olması hasebiyle. Nedir? Mufidetun. faydalıdır. Bu da haberdir. Merfudur. Bunun da ref alameti aynı şekilde dammedir. Dikkat ederseniz haber ile müpteda arasında da uyum gerekir. Müpteda akılsız varlıklara derlet eden bir cemi olduğu için haber de müfret müennes olarak gelmiş. Bir tane daha örnek yapalım. Yan taraftaki birinci örneği yapıyorum. Kahverengi listedeki. El ezharul hamra'u bedi'atun. El ezharul hamra'u bedi'atun. Kırmızı çiçekler burada bedi'atun <laughs> eşsizdir demiş. eşsizdir diyelim biz de. El ezharul hamra'u bedi'atun. Ezhar zahra kelimesinin çoğuludur. Bizim Türkçe'de de isim olarak çocuklara koyuyoruz Zehra diye, o da buradan geliyor. El-Ezhar, e, akılsız varlıklara delalet eden bir cemi olduğu için hükümde, müfret müennes hükmündedir. E, ezhar nasıl çiçekler? El-Hamra'u, kırmızı çiçekler. Hamra'u, kırmızı çiçekler. Hamra'u, beyda'u, sevda'u e, renklerin müennesleri bu kalıpta gelir demiştik daha önce. Hükmümüz ne? Kırmızı çiçekler hakkında bediatun, bediyedir yani benzersiz eşsizdir demiş. El-azhar mübtedadır, merfudur, raf alameti dammedir. El-hamra u da o da sıfattır. Merfudur, onu da raf alameti dammedir. Niye uyum yok aralarında? Çünkü akılsız cemillere delalet eden kelimeler müfret müennes hükmünde olduğu için renk de müfret müennes olarak gelmiş. Hükmümüz bediatun haberdir, merfudur, raf alameti dammedir. Aynı şekilde haber ile mübteda arasında da uyum gerekir. Akılsız cemillerde de akılsız cemi ise haber müfret müennes olarak gelir dedik. Evet. Sayfa 148'de de bir örnek daha vermiş. Cemi müennesten bize örnek vermiş. Demiş ki El me'kulatul -me fasidatu mudirratun El me'kulatu -me yemişler, yiyecekler. Nasıl yemişler? El fasidatu bozuk yemişler. Nedir hükmümüz? Mudirratun, zararlıdır. El-me'kulatu mübtedadır. Merfudur ref alameti dammedir. Ancak cemiyidir ve akılsız bir varlığa delalet ettiği için hükmen müfret müennes hükmündedir. Haliyle sıfatı olan el fasidatu da dikkat edin fasidatu şeklinde gelmemiş sıfat. Yani el meakulatul fasidatu şeklinde gelmemiş sebep çünkü me'kulat müfret müennes hükmünde olunca Sıfatı da müfret müennes gelmiş, fâsidetu, el fâsidetu şeklinde gelmiş. Budirratun da onun haberidir, o da merfudur, onun da raf alameti dammedir. Aynı şekilde haber ile mübteda arasında da uyum gerekir. Burada da gördüğümüz gibi haber de akılsız bir cemiye haber olduğu için o da müfret müennes olarak gelmiş.